Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi muhabbetle, hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Kısmet olursa bugün sizinle Cabir'i okumalarımızda son derece önemli bir konuyu ele almaya çalışacağım. Bir önceki okumamızda Cabir'i merhumun İslam kültürünün oluşumunda temele aldığı ve yani epistemoloji ile irfani epistemolojiyi karşılaştırmaya çalışmıştık. Bugün üçüncü epistemolojimiz olan burhani epistemolojinin İslam kültüründe ortaya çıkışını, doğuşunu ele alacağız. Dolayısıyla son derece önemli bir konu. Yeni bir epistemoloji doğacak. Onu doğuran tarihsel koşullar nedir? Hangi koşullarda doğdu, nasıl doğdu, neden doğdu ve ne oldu bunları inşallah konuşacağız. Bu birinci kitabın doğal olarak kendi projesi bağlamında bu üç epistemolojinin en azından genel kaba bir fotoğrafını sunmaya çalışıyoruz. İkinci kitapta bu epistemolojilerin her birerlerinin detaylarını ele alarak her bir epistemoloji tam olarak neye tekabül ediyor? İnşallah detayda incelemeye çalışacağız. Bu son derece önemli, yine muhtemelen uzayacak olan dersimizde. Ben Cabir'i merhumun eserinde okunduğunda çok rahatlıkla anlaşılabilecek detaylardan sarfı nazar ederek o metinlerin bize vermek istediği mesajın daha açık bir ifadeyle Cabir'i'nin bize kurgulamak istediği ve görmemizi arzuladığı ve kalemiyle çizdiği, düşünceleriyle çizdiği fotoğrafı, tabloyu sizinle paylaşmaya çalışacağım. Sözü uzatmadan müsaadenizle ekran paylaşımı yapmayı düşünüyorum ve oradan inşallah dersimize başlayalım. Evet, gördüğünüz üzere bugünkü ders başlığımız Cabir'i okumaları 14. sayfa 249 ile 286. sayfalar arasında ele alınan epey uzun bir bölüm. Bu bölümde bize verilmek istenen hususları zat-ı hallerimizle paylaşmaya çalışacağım. Birinci başlığımız burhani epistemolojinin doğuşu. Yani bir yeni epistemolojinin doğuşundan söz edeceğiz. Bir epistemoloji doğacak. Bu epistemolojinin nasıl doğduğunu, onu doğuran koşulları, özellikle tarihsel koşulları konuşacağız. Ve burhani epistemoloji, İslam kültürünün arka planında yer alan üç önemli epistemolojiden sonuncusu, üçüncüsü olarak bugünkü dersimize konu olacak. Burhani epistemoloji ile ilgili olarak Cabir'in eserinin hemen her yerinde özellikle dikkat çekerek, altını çizerek ifade ettiği bir husus, burhani epistemolojinin evrensel akla tekabül ediyor oluşudur. Onun için iki tane önemli alt başlık belirlemeye çalıştım. Burhani epistemolojinin doğuşunu ele alacağız. Burhani epistemoloji demek İslam kültüründe evrensel aklın kendine bir yer edinmesi demektir. Zaten 10. bölüm, onu da yazmayı unuttuk, buraya yazıp 10. bölümü okuyoruz. 10. bölümün kendi özel başlığı da aklın hak ettiği konumu, yeri bulması, kazanması şeklinde belirlenmiş bir isimdir. Dolayısıyla burhani epistemoloji dediğimizde evrensel akla yapılan vurguyu her zaman hatırda tutmamız gerekir. Burada burhani epistemolojinin Cabir'in ifadesiyle evrensel akla tekabül etmesi, evrensel akıldan kastettiğimiz ve üzerinde duracağımız üzere Aristo mantığına tekabül etmesi ve bunun irfani epistemolojiye, diğer bir adıyla atıl akıl, diğer yine bir başka ifadesiyle de kadim miras, genel anlamda hermetizm demiştik. Hermetik söyleme karşı evrensel aklın, Aristoteles'in konumlandırılmasından söz edeceğiz. Eğer şunu da söylememe izin verirseniz daha dersin başlangıcında,
evrensel akıl olarak belirlenen Aristoteles mantığının İslam kültüründe bir konum ve yer edinmesiyle ilgili bu belirlenim, ele alacağımız yeni doğan epistemolojinin harici zeminine dikkat çekmemiz gerekir. Yani antik Yunan mirası. Cabiri'nin şiddetle karşı çıktığı kadim miras, hermetik miras, harici bir mirastı. Sahiplendiği, değer verdiği, önem atfettiği ve son derece sahiplendiği ruhani epistemoloji de yine harici bir mirastır. Neden birisine sahip çıkarken diğerine karşı olduğuna ilişkin de zaman zaman değerlendirmelerimizi yapmaya çalışıyoruz. Malumunuz olduğu üzere. Şimdi bugünkü konumuza başlayacak olursak, bugünkü konumuzda üzerinde durmamız gereken, konuyu net bir fotoğraf haline, bir resim haline dönüştürmemiz gereken bazı hususların belirleniminde bulunmamız gerekiyor. Burhani epistemolojinin doğuş dediğimizde bununla ilgili son derece önemli bir notu hemen adenizde burada bir not olarak belirlemek istiyorum. Burhani epistemoloji son tahlilde İslam kültüründe tercüme hareketinin bir sonucudur. Tercüme hareketi malum halleriniz İslam kültürüne yabancı kültürlere ait bilginin devşirilmesi, aktarılması anlamına gelir. Tarihi olarak tercüme hareketini Emevilerin son yarım asrına tekabül eden sürece bağlamamız mümkündür ve Halid bin Zeyd'le genel olarak başlatılırsa, ki öyle başlatılıyor, tercüme hareketinin çok erken dönemde başladığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla İslam kültürünün daha erken dönemlerde bir taraftan antik Yunan'a ait bilgilerin, bir taraftan da yine komşu kültürlerine, özellikle Manheizm'e ait bilgilerin tercüme yoluyla aktarılması ve devşirilmesi meselesi İslam kültüründe sonuçları itibariyle epistemoloji olarak nitelendirebileceğimiz sonuçlar doğurmuştur. Şimdi bu açıdan baktığımızda tercüme hareketi meselesinin bugünkü konuşmamızda ya da dersimizde önem arz eden bir husus olduğunu görüyoruz. Madem ki konu tercüme hareketi açısından önem arz ediyor, o zaman buraya Halife Memun'u büyük harflerle yazalım. Konu Halife Memun etrafında şekillenecek. Şunu hemen belirtmeliyim ki İslam kültüründe tercüme hareketlerini ne kadar geriye doğru götürür, ne kadar erken dönemden başlatırsak başlatalım, zirvesi kesinlikle Halife Memun'dur. Öyleyse tercüme hareketinin zirvesinde Halife Memun bulunmaktadır. Peki Halife Memun'un bulunduğu bu süreçte, yani 1. asrı, 2. asrın sonu, 3. asrın da ilk çeyreğine tekabül eden 198-218 yılları arasında hilafete geldiğini dikkate alırsak, böyle önemli bir tarihi kavşakta devletin bütün bütçelerini adeta seferber edecek derecede tercüme hareketine hız vermesi, Roma İmparatoruyla aralarının iyi olması, görüşüyor olması, bu tercüme faaliyetinde bu diyaloğun rolünü de dikkate alırsak kesinlikle tercüme hareketi Memun zamanında zirveye çıkmıştır. Madem ki tercüme hareketi Memun zamanında zirveye çıkmıştır, o halde zirveye çıkan bu ismin Burhani epistemolojinin İslam kültürüne girişinde ve yeni bir epistemolojinin doğuşundaki rolünü küçümseyemeyiz. Onu kırmızı renkle yazmama müsaade edin lütfen. Burada bizim Halife Memun'un rolü üzerinde duracağız ki bu rol Burhani epistemolojinin doğuşunun resmidir. Şimdi Halife Memun zamanında tercüme hareketlerinin hız kazanması ve zirveye ulaşmasına bağlı olarak
Bir de siyaset bakımından Halife Memun'un iktidara geldiğinde mutlaka göz önünde bulundurmamız gereken bir husus daha var. O da Mutezile iktidar olmuştur. Demek ki Halife Memun'un Burhani epistemolojinin doğuşuna tarihi olarak sebep olması, Mutezile'nin o tarihte Memun'la birlikte iktidara gelmesi ve onları da yazalım. Vasık, Mutasım, bu üç halife döneminde Mutezile iktidardadır. Ve bu üç halife döneminde Yunan kültürüne ait mirasın tercümesi aynı hızla devam etmiştir. Dolayısıyla burada Memun döneminde Mutezile'nin iktidarda olmasını dikkate aldığımızda Mutezile'nin dini anlamak konusundaki konumundan birazdan bahsedeceğiz. Onu göz ardı ederek bu konuyu anlayamayız. Bu itibarla Mutezile iktidardadır ve Sünni İslam'ı, Sünniliği o gün itibariyle Mutezile temsil etmektedir. Çünkü Sünnilik iktidarla doğrudan bağlantılı bir durum olduğu için Mutezile bütün çabalarıyla Sünniliği savunmaktadır. Ve özellikle Mutezile'nin görev alanı başta Manheizm olmak üzere. Manheizlerin ki Halife Memun zamanında Divan-ı Zenadıka diye bir kurum teşekkül edecektir ve bu kurumun bütünüyle mücadelesi ya da bütünüyle varlık nedeni Zenadıka, başta Manheizm olmak üzere, hermetik gelenek, kadim miras olmak üzere aynı zamanda sapık fırkalar ya da kelamcıları da hedefe aldığını dikkate alırsak böyle bir mücadelenin de kurumsallaştığını söyleyebiliriz. Devletin böyle bir mücadele verdiğini. Devlet kendisine bu manada, fikri planda ve biz bunu tabii ideolojik olarak da birazdan konuşacağız. İdeolojik anlamda bir misyon belirleyip devlet olarak bu misyonu gerçekleştirmeyi isteyince tercüme hareketlerini, Aristoteles'in mirasının İslam kültürüne taşınmasını, Mutezile'nin iktidarını, muhalefette bulunan Şia'nın ve tasavvufun, daha doğrusu kadim mirasın, Gnostik irfancı geleneğin muhalefette oluşunu göz ardı ederek bu konuyu değerlendiremeyiz. Halife Memun'un tarihsel konumuna bu açıdan baktığımızda görmemiz gereken bir diğer önemli unsur da Halife Memun Mutezile ve Mutezili düşünce iktidar olmasına rağmen bunalımdadır. Bunu müsaadenizle farklı bir renkle belirlemek istiyorum. Halife Memun Mutezili iktidarı döneminde iktidar bunalımdadır yazacağım müsaadenizle. İktidar bunalımdadır çünkü iktidarı bunaltan iki önemli neden var. Bu önemli nedenlerden birisi Şia'dır. Şia özellikle Cafer-i Sadık'tan itibaren İsmaili gelenek, İhvan-ı Safa'yı da daha sonra eklersek buna giderek güçlenen hem ideolojik hem de kültürel anlamda halk üzerinde ciddi anlamda bir etki kurmaya başladığını söyleyebiliriz. Ve bunu Cafer-i Sadık'tan geçen haftaki dersimizde ele almıştım. Şia toplumu iktidar aleyhine örgütlemektedir ve hermetik geleneğin o cezbedici söylemi halk üzerinde, avam üzerinde etkili olmaktadır. Dolayısıyla Şia iktidarı bu manada ideolojik olarak tedirgin etmektedir. İkincisi de siyasi ve kültürel olarak. Demek ki iktidar bir taraftan hermetik zemini üzerinde kendisini temellendiren Şia'nın gulat-ı Şia olarak da bahsetmiştik. Söylemi üzerinden sıkıntı da
Diğer taraftan da kültürel olarak halk zemininde iktidar kayıp yaşamaktadır. Bir iktidar açısından bu iki husus kabullenilemez ve tolere edilemezdir. Hiçbir siyasi iktidar bunu görmezlikten gelemez. Hele hele bu iki nokta kadim miras, batini yoruma dayalı bir din üzerinden kendisini temellendiriyorsa, bir önceki dersimizde üzerinde durduğumuz üzere bilgiyi başka kaynaklara bağlıyorsa, bilgiyi elde etmenin yolunu iktidarın bilgiyi elde etme yolundan ayrı bir zeminde temellendiriyorsa, iktidar ciddi sıkıntıda demektir. İşte bu bağlamda da Halife Me'mun'un yeni bir epistemolojinin doğması için tarihsel zemini hazırlama zorunda kalması kaçınılmazdır. Peki iktidar, halife Şia üzerinden böyle bir bunalım içinde, iktidar otorite bunalımı yaşarken tam olarak şunu söylemek istiyorum. Hangi epistemolojiye dayanmaktaydı? Diğer bir ifadeyle, Mutezile'nin epistemolojisi neydi? Daha önce de söylemiştim defaatle, bir kere daha tekrar ediyorum hoşgörünüze sığınarak. İktidarların bu manada epistemolojileri hep beyani epistemoloji olmuş. Beyani epistemoloji. Evet. Bu da bize gösteriyor ki tarihi olarak beyani epistemoloji, irfani epistemoloji karşısında bunalıma düşmüştür. Bunun çok temel bir nedeni var. Üzerinde durmak istiyorum. O da şu. Batini din yorumunu dikkate alan gnostik ve hermetik epistemoloji, irfani epistemoloji, sınır tanımayan yorumuyla beyani epistemolojinin dil merkezli, dilin sınırları içinde kalan din yorumu mücadele edemez durumdadır. İrfan öyle bir baskın bir biçimde beyanı sıkıştırıyor ki, beyani epistemolojinin zemini üzerinde duran iktidarın bu çerçevede iktidarını sürdürebilmesi çok zor görünmektedir. Neden? Çünkü iktidar dini dilin sınırları içerisinde anlamak zorundayken, karşısındaki muhalefet 5000 yıllık kadim mirası da arkasına almak suretiyle dini öyle bir batini yorumla, öyle bir geniş alanda yorumluyor ki birisi derya, birisi de katre adeta konumunda kalıyor. Şimdi böyle bir iktidarın muhalefet karşısındaki bunalımı, işte Halife Me'mun'un rolü dediğimiz Halife Me'mun'un meşhur rüyayı görmesini bekliyor. Halife Me'mun meşhur bir rüya görecek ve birazdan bu rüya üzerinde duracağız. Şimdi Halife Me'mun'un gördüğü rüya ve bu rüya üzerinden burhani epistemolojinin doğuşunu konuşacağız. Ancak bu rüyaya geçmeden ve rüyanın üzerinde bir yorumlamada bulunmadan önce konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını düşündüğüm, müsaadenizle bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. O da şu, Halife Me'mun zamanında 3 halifeyle de Me'mun, Vasık ve Mutasım'la birlikte çalışan son derece önemli bir filozofumuz var. El-Kindi. 252 vefat tarihi. Bir diğer filozofumuz Farabi. 339 vefat tarihi. Câbiri eserinde uzun uzun
evrensel akıl dediği Aristoteles mantığının İslam kültüründe ve iktidar eliyle yerleşmesi meselesinde Kindi'nin rolüne ve Farabi'nin rolüne dikkat çeker. Bu iki ünlü ve önemli isim üzerinde birazdan duracağız, konuşacağız. Neden böyle bir hususa başvurduğunu, neden düşüncelerini bu iki önemli isim üzerinden ele alıp temellendirdiğini hücum yetti. İnşallah dilim döndüğü üzere sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dolayısıyla Halife Me'mun'un tarihsel rolünü anlarken Halife Me'mun'un başlatmış olduğu Vasık ve Muhtasım'la devam eden ve işte Farabi'ye geldiğimizde üzerinde nereden baksanız bir asırdan fazla bir zamanın geçtiği süreç içerisinde bu Burhani epistemolojinin İslam kültüründe kendisine ne kadar bir yer bulabildiği, ne kadar bir yer edindiği meselesini de inşallah ele almaya çalışacağım. Kindi ve Farabi'ye yeniden dönmek üzere burada müsaadenizle Halife Me'mun'dan, onun rüyasından, bunun yansımalarından ve Kindi ve Farabi rolünden ve Burhani epistemolojinin doğuşundan ne doğduğu, nasıl doğduğu, ne zaman doğduğu inşallah konuşmaya çalışalım. Peki, Halife Me'mun rüyasında kimi gördü? Bunları bir belirleyelim. Soralım. Kimi gördü? İki. Ne sordu? Üç. Ne cevap aldı? Dört. Cevapların iması. Bu cevaplar bize neyi ima ediyor? Cabir'i haklı olarak kitabının farklı yerlerinde ve özellikle bu bölümün son kısmında konuyu değerlendirirken bir devlet adamı olarak Me'mun'un böyle bir rüyasının siyasi bir rüya olduğunu, bize bunu anlatan İbni Nedim anlatıyor bunu Firistin'de. İbni Nedim'in anlattığına göre ki İbni Nedim bunu 377 yani 4. yüzyılın neredeyse sonuna doğru nakledilen bir rüya bu. Ve böyle bir rüyanın anlatımını, bağlamını da dikkate aldığımızda böyle bir rüyanın doğrudan bir rüya oluşunu, sadece bir rüya oluşunu kabul edemeyiz. Çok önemli bir biçimde bu rüyanın bir kurgu olduğu muhakkaktır. Fakat ister kurgu olsun, isterse böyle bir rüya gerçekten görülmüş olsun, fark etmez. Önemli olan bu rüyanın bize verdiği mesajlar nedir? Bu rüya bize neyi anlatıyor? Bunları çok önemli bir biçimde konuşmamız gerekecek. Bir, bu rüyada Aristoteles'i görüyor. Ve tanımlıyor işte. Kırmızı benizli, dazlak, işte şöyledir, böyledir, güzel görünümlü, şöyle bir insan. İnsana huzur veren nur gibi bir insan görmüş, övücü ifadeler kullanıyor. Aristoteles'i görüyor. Bu önemli bir şey. Neden onca filozof varken Aristoteles'i görüyor? Yani Sokrates'i görmüyor, Pisagor'u görmüyor, değil mi? Daha pek çokları var. Eflatun'u niye görmüyor da, tabii göremez Eflatun'u. Çünkü baş düşmanlarının kaynağı, değil mi? Hermetik geleneğin, irfani, gnostik epistemolojinin baş kahramanı nasıl rüyasında görebilir? Aristoteles'i görüyor. Çünkü Aristoteles, Burhani epistemolojinin zemini olan mantığın, aklın felsefe dilindeki karşılığıdır Aristoteles. Dolayısıyla Halife Me'mun'un rüyasında Aristoteles'i görmesiyle aklı görme arasında hemen hemen bir fark yok. Burada akıl demişken müsaadenizle yukarı çıkayım. Bunları belirlemeyi unuttum. Şimdi aklıma geldi. Evrensel akıl dendiğinde diyor Cabiri kitabında bir dipnot açıklaması yaparak, burada ben Arapça olarak
El aklul kevniyi kullandım diyor. El aklul külliyi değil. El aklul külliyi kullanmadım. Çünkü felsefi anlamda el aklul külli bu ukul aşere ile veşare ile karıştığı için bu tam olarak benim hedeflediğim Aristoteles üzerine inşa ettiğim evrensel akla tekabül etmiyordu. Ben evrensel akıl olarak el aklul kevniyi kullandım. Bunun için yani orada Fransızcasını vermiş, İngilizcesi ratio universe'dir. Ratio universe olarak belirlediğim bu evrensel akıl dediği şey, kevni akıl demesi burada tam olarak aslında kastettiği şey pure reason'dır. Yani saf akıldır. Bir önceki dersimizde mi, daha önceki derste mi zannediyorum konuşmuştum. Hermetik teolojiden bahsederken bu akıllardan bahsettim. Heyyuli akıldan, fail akıldan, müstefat ve bilfiil faal akıldan söz etmiştim malumunuz. Burada insani anlamda bize mahsus olan fıtratımızda, yaratılışımızda var olan ve yine kendi ifadesiyle coğrafyadan coğrafyaya, zamandan zamana, kültürden kültüre değişmeyen zaruriyata, bedihiyata açık ve bunlar üzerinden tümeli kullanarak külliler ve tümeller üzerinden bilgi üreten aklı kastettiğini söyler ki tam da bu arada işte tekrar rüyaya dönelim. Burada Aristoteles'i rüyada görmekle aklı rüyada görmek arasında da pek fazla fark görünmüyor. Ama Aristoteles'in felsefi temsili üzerinden bakılınca çok önemli bir rüyanın ya da kurgunun karşısında olduğumuzu hissetmiyor değiliz. Çok önemli bir kurgunun karşısındayız. Peki Aristoteles'e ne soruyor? Aristoteles'i görüyor. Tabii Aristoteles de halifeyi biraz sıkıntıda görüyor demek ki. Yani buraları da ben biraz müsaadenizle süsleyeyim. Hayırdır halife, pek keyfin yok gibi görünüyor. Durumun iyi değil. Derdin ne, kederin nedir deyince o da doğal olarak irfancılardan şikayet ediyor. Benim bu irfancılardan efendim başım dertte. Bu adamların bir türlü önünü kesemiyorum. Onları bağlamak, tutmak neredeyse imkansız. Her gün bir şey uyduruyorlar. Her gün bir şey söylüyorlar. Peki tam olarak sıkıntın ne yani? Ne? Derdin ne? Sorunun ne? Soruyor. Diyor ki dikkat edin, soru çok önemli. Hüsn ne ile bilinir diyor. Bakın soru çok önemli. Malum Mutezile'nin iktidar olmadan önce de iktidar olduktan sonra da en önemli uğraşı alanlarından bir tanesi de hüsn kubuğu meselesi. Konuya çok detaylı İslami ilimler açısından vakıf olmayan izleyicilerimizi de dikkate alarak çok kısa bir bilgi vermeme müsaade eder misiniz efendim? Şöyle bir kısa açıklamada bulunuyorum. İyi kötü, güzel çirkin, bunlar akıl ile bilinir mi? Yoksa bunlar şer'in yani dinin şer'in dinin Tanrı'nın beyanıyla mı bilinir? Yani şöyle söyleyeyim. Varlıkta iyi ve kötü akılla bilinir mi? Akıl şu iyi, şu kötü diyebilir mi? Şu güzel, şu çirkin diyebilir mi? Ya da şu iyi, şu kötü, şu güzel, şu çirkin diyebilmemiz için yaratanın bir elçiyle bize bu iyi, bu da kötü, bu güzel, bu da çirkin diye tayin etmesi gerekir mi? Tartışması bizim kadim geleneğimizde en önemli kelami tartışma, felsefi tartışmadır. Hüsn kubuh problemi diyoruz buna. Güzel, çirkin, iyi ve kötünün belirlenmesi, tayini problemidir.
Şimdi Aristoteles'e sorulan sorunun burada çok dikkatinizi istirham ediyorum. Hüsn ne ile bilinir diye soruyor. Hüsn nedir diye sormuyor. Ey filozof, yani bir estetik felsefe yapmıyor. Yani üstad, bu güzellik nedir sence? Güzelliğin mahiyetini sormuyor. Dikkat buyurunuz. Tam da dönemin en tartışmalı problemini soruyor. Hüsn ne ile bilinir diyor. Peki burada şunun altını çizmeden geçebilir miyiz? Hayır. Ne ile bilinir sorusu, bakın ne ile bilinir sorusu bize doğrudan doğruya bilginin kaynağını soruyor Aristo'ya. Bakın ne kadar önemli bir soru. Bilginin kaynağı nedir diyor. Ne ile bilinir? Hüsn ne ile bilinir demek bilginin kaynağını sormaktır. Peki tam da burada Aristoteles'e yeniden dönelim. Güzellik ne ile bilinir diye bilginin kaynağını soran halifeye Aristoteles bir bakın akıl ile diyor. Boşuna rüyasında görmemiş görüyorsunuz. Değil mi? Akıl ile bilinir diyor. Güzellik akıl ile bilinir. Yani bilginin kaynağı akıldır diyor. Ama tek kaynak değil bakın. İki, soru devam ediyor. Başka ne ile bilinir? Bakın bu çok önemli bir soru. Başka ne ile bilinir? Yani bilginin akıldan başka bir kaynağı var mıdır? Evet. Şer ile bilinir. Şer burada ayın harfiyle yani din ile vahiy. Konumlandırmaya dikkat edelim. İkinci sırada. Vahiy, şeriat, din ikinci sırada. Akıldan sonra din ile bilinir. Me'mun soruyor. Başka ne ile bilinebilir? Çoğunluğun kanaati. Çoğunluk. Yani konsensüs, ortak kanaat. Biz buna bizim kendi literatürümüzde icma diyoruz. Örf de diyebiliriz. Bir kültür mensupları toplu halde bir şeye iyi diyorsa o iyidir. Toplu halde kötü diyorsa o da kötüdür. Şimdi dikkat buyurunuz. Memun diyor ki başka, bunu müsaadenizle kırmızıda yazmalıyım. Aristoteles diyor ki başka yoktur. Çünkü bu kırmızıyla yazılmayı hak ediyor. Başka yoktur. Bir de ünlem koyuyorum müsaadenizle. Başka yoktur. Neden? Aristoteles'e Memun ne dedirtti rüyasında? Bu üç unsurun dışında bilgi kaynağı yok. Peki bu cümlenin iması nedir? İrfan bir bilgi kaynağı değildir. Bakın. İrfan bir bilgi kaynağı değildir. Şimdi Burhani epistemolojinin daha doğarken İslam kültüründe tarihsel olarak dünyaya gelirken üstlendiği misyonu bu rüya üzerinden irfanı zemini itibariyle yok etmektir. Cabiri merhumun da buna çok sahiplenmesi de onun için zaten. Evet, zemin itibariyle irfanı yok etmeyi amaçlıyor. Rüyanın kurgusu budur. Çok önemli bir kurgusu var ve tam olarak da Aristoteles'in diliyle Halife Memun şunu söyletmeye çalışıyor. Diyor ki bilgi kaynakları üçtür, akıldır, dindir ve kültürdür, örftür. Çoğunluk icmadır. Başka kaynak yok. Peki böyle olunca irfan bilgi kaynağı olmaktan düştü. Şimdi bu ne kadar iyi bir rüya. Halife için söylüyorum tabii bunu.
Ne kadar iyi bir rüya. Eğer bu rüya gerçekleşirse halife İrfan'ın canına okuyacak, bir derin nefes alacak ilk defa. Diyecek ki çok şükür. Onun için memun vasıta nasihatte bulunurken, vasiyetname yazarken, yazdırırken tam da buna dikkat çekiyor. Başta manheisler yani gnostikler olmak üzere bu zındıklarla mücadeleden asla geri durma. Bunlar insanlara züht üzerinden, takva üzerinden, keramet üzerinden, cazip şeyler üzerinden etkili olmaktadırlar ve gerçek dini saptırmaya ve onun saffetini bozmaya çalışırlar. Aman bunlara fırsat vermeyesin. Böylece temel gerekçenin gördüğümüz kadarıyla son derece önemli bir biçimde burada Halife Me'mun'un rüyası üzerinden burhani epistemolojinin dünyaya geldiğini söyleyebiliriz. Halife hazinelerinin kapısını açacak ve tercüme faaliyetleri olabildiğince hızlı bir şekilde gerçekleşerek beyani epistemolojinin Aristoteles mantığıyla buluşmak suretiyle irfana karşı gerçek anlamda güçleneceğini, mukavemet kazanacağını hesap ediyor Me'mun. Tabii bu arada sizi biraz dinlendirecek olan bir hususa, şurada iktidar muhalefet karşılaşmasına imada bulunacak bir iki hususa dikkatinizi çekerek konuya devam etmek istiyorum. O da değerli izleyenler, hemen hemen Abbasiler dönemi boyunca Abbasiler iktidarı ideolojik söylemleri açısından benzerleriyle geçiştirmeye ve telafi etmeye çalışmışlar. Aristoteles'e Burhan'a gelinceye kadar. Örneğin, çok affedersiniz, Şia kendilerini vasilik üzerinden Hazreti Peygamber'le Hazreti Ali üzerinden temellendirirken benzer bir biçimde Abbasiler kendilerini Hazreti Peygamber'in amcası Abbas üzerinden temellendirmişlerdir. Keza Şia imamlar teorisini geliştirince Abbasiler Mehdi teorisini geliştirmiş ve kendilerini bu misyonun temsilcileri olarak göstermişlerdir. Bir anlamda iktidar kendisini her ne kadar rasyonel olarak mutezili rasyonalite üzerinden temellendirmeye çalışmış olsa da irfani söylemin vuruculuğu karşısında kendileri de ister istemez muhaliflerinin silahıyla silahlanmak durumunda kalarak bir anlamda irfani söyleme kaymak zorunda kalmışlar. İrfani söylemden kurtulamamışlar ki bu söylemlerin hepsi irfani epistemolojinin ya da irfani karakterin tam olarak kendisinden ibarettir. Böylece muhaliflerimizin zamanla bizim üzerimizde nasıl bir etkide bulunduğunu, muhaliflerimizi çürütmek isterken zamanla onlar gibi düşünmeye nasıl başlayacağımızın da tarihsel bir örneği olması bakımından bu rüya konusunda
son bir hususa dikkatinizi istirham ederek konunun muhteva ve içeriğine geçmek istiyorum. Bu rüya isterse kurgulanmış olsun, isterse gerçekten görülmüş olsun. Hangi şekilde olursa olsun bu rüya bir bilgi değeri taşıyor ve önemli bir hareketin zemini rüyadır. Peki, hermetizmdir bu. Sayın Halife, ruhu şad olsun. Evet, hermetizmdir rüya ile amel etmek. Rüya. Bakın, bir paradoksa dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir paradokstur. Bununla temellendirdiğiniz zaman bu bir paradokstur. Çünkü bilgiyi rüya yoluyla elde ettiniz. Hermetizm de bunu söylüyor. Onun için Cabir'i ihtiyatla davranarak konunun değerlendirme bölümünde diyor ki doğal olarak bir siyasetçinin gördüğü rüya siyasi olur. Yani bir siyasinin gördüğü rüya siyasi olur. Böyle olunca da bunu bir siyasi rüya olarak değerlendirmeliyiz ve öyle de değerlendiriyor zaten. Bir kurgudur diyor. Ama kurgu bile olsa rüya olarak kurgulandığı için onu hermetik karakterden kurtarmaz. Hermetik karakterden kurtarmaz. Bu açıdan bu rüya konusu ve konumuzla olan ilişkisi bakımından son derece önemlidir. Şimdi Kindi'ye geldiğimizde ilk İslam filozofu olarak geleneğimizde meşhur olan ruhu şad olsun Kindi'ye geldiğimizde Mutezili'yi geçmişine dikkate aldığımızda efendim devlet adamlığını dikkate aldığımızda siyasete olan vukufunu dikkate aldığımızda Kindi'yi üç büyük halife ile de birlikte çalışma şansına sahip olup devrim gerçekleştikten, Mutezile iktidardan düştükten sonra ve Ahmet bin Hanbel ve hadisçilerin iktidar olduğu mihne dönemleriyle birlikte işte bu dönemlerin hepsi mihne dönemidir. Bir devir değişikliğini de yani mütevekkille beraber başlayan süreci de yaşayan bir isim olması bakımından El-Kindi son derece önemlidir. Peki bu son derece önemi açısından baktığımızda ilk İslam filozofu tabi bu arada klasik yayınlarını Mahmut hocamızı hayırla yad etmek ve tebrik etmek istiyorum. Kindi'nin risalelerini çok güzel bir şekilde tercüme ettiler ve okuyuculara kazandırdılar. Bu arada fırsatınız olursa okumanızı hararetle tavsiye ederim. Hem Türkçesi hem Arapçasıyla birlikte bastılar. İlk İslam filozofu Kindi ile konuya başlar efendim. Cabir'i ve Kindi ile başlarken de vurgulamak istediği, dikkatimizi çekmek istediği husus da şudur. Der ki Kindi kendi döneminde başlayan tercüme hareketlerinin ona sağladığı imkanlar ölçüsünde aklı ön plana çıkaran felsefeyi öven eserler kaleme aldı. Bu arada Aristoteles'ten tercüme edilmiş olan ikinci analitikler başta olmak üzere ele geçirebildiği kadarıyla mantığa ait risaleleri okuyarak, istifade ederek bunlar üzerinden aklı önemseyen, aklı öne çıkaran bir kısım eserler telif etmeye başladı. Burada Cabir bize çok önemli bir hususun altını çizer ve dolayısıyla Kindi'nin bir siyaset adamı olması, bir devlet adamı olması filozof olarak onun için bir özelliğini tespit etmemiz gerektiğini söyler ki burada çok son derece haklıdır ve aynen katılıyorum. Siyaset için bir felsefe yaptığını yani memurun rüyası gibi bir şey.
Yani o gün iktidar, siyaset böyle bir felsefeye ihtiyacı vardı. Dolayısıyla böyle bir felsefe yapmalıydı. Yani iktidarı, siyasetin duruşunu, politikayı siyaset temelinde yeniden yorumlanması gerekiyordu. Onun için kindi dediğimizde siyasetin felsefe üzerinden yorumlanmasını, siyasetin felsefe ile temellendirilmesini, siyasetin ve politikanın başarılı olmasını sağlayacak bir felsefi zemini teşkil etmesini konuşuyor olduğumuzu söylemeliyiz. Ama konu Farabi'ye geldiğinde, ki birazdan üzerinde duracağız, Farabi'de bu tamamen tersidir. Bu sefer felsefe esastır, siyaseti felsefe üzerinden temellendirir. Felsefeye dayalı bir siyaset. Onun için El-Medinetül Fazıla'yı ele alacağız. Onun için El-Mille El-Fadile, Erdemli Din, Erdemli Şehir, Erdemli Topluluk konusunu ele alacağız. Ve dolayısıyla bunların kendi içlerinde nasıl olup da burhani epistemolojiyi oluşturduğuna dikkatlerinizi çekmeye çalışacağım. Cabir-i Merhum bize verdiği bilgiler açısından, gerekse Şehristani'nin anlattığı ve Şehristani'nin anlattığı bilgilerdeki anakronizme de dikkat çekerek, çünkü Şehristani Yunan felsefesinin İslam kültürüne girişinden itibaren geçirdiği safhaları anlatırken burada ciddi bir anakronizm olduğunu, çünkü yeni Eflatunculuktan, yeni Pisagorizm'den, Hermetizm'den söz ederken bunların adeta İslam geleneğine de girişini dikkate aldığı için sanki felsefe tarihi açısından da öncelikliymiş, Aristo'dan önceymiş gibi bir çağrışım yaptığını, bunun doğru olmadığını, dolayısıyla bunun son zamanlardaki yazılan birçok eserlerde bile görülebilecek bir hata olduğunun altını çizer Cabir'i. Der ki Aristoteles'i yeni Eflatunculuktan, yeni Pisagorculuktan, ki bunlar Aristoteles'ten en az 4 asır sonra ortaya çıkan olgulardır. Şimdi bunlara baktığımız zaman İslam dünyasının Cabir'in haklı ifadesiyle Hermetik gelenekle, yeni Eflatunculukla, Pisagorizmle, İşrakilik, Gnostizmle tanışmışlığının Aristoteles'le tanışmışlığından ne kadar önce, en az bir 2 asır önceliğe sahip olduğunu ve dolayısıyla olgunlaştığını, burada çok önemli olduğundan dolayı bursa dikkatinizi istirham etmek istiyorum. Kindi'ye gelindiğinde ve Kindi artık yavaş yavaş İslam felsefesinden, İslam felsefesindeki Aristotelesçi duruştan söz etmesinden, müsaadenizle bir duraklama yapıp bizim otomatik süpürge çalışmaya başlattı. Süpürge sesi. Evet efendim, kusura bakmayın. Bizim otomatik süpürge var. O çalışmaya başlayınca unuttum saatini. Ses yaptı.
Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi kendi üzerinden bu durumu değerlendirirken ve Şehristani'nin verdiği bilgilerin anakronist karakterine de dikkatimizi çekerken vurguladığı şey son derece önemli. Şimdi diyor ki, birincisi, kendi evrensel aklı Aristoteles üzerinden İslam kültüründe burhani epistemolojiyi gerçekleştirecek üzere risaleler yazıp bunları insanlara takdim ettiğinde, bu süreç başladığında konuyla ilgili bilgi ham durumdaydı. Yani henüz olgunlaşmamıştı. Yani Kindi'nin risalelerini okuduğumuzda felsefi derinliği açısından, felsefi mükemmelliği açısından, ki birazdan vereceğim örnekte bunu göreceğiz, önemli ölçüde kusurların, eksikliklerin olduğunu görebileceğiz. Dolayısıyla bu bize gösteriyor ki, Kindi'nin evrensel akla vurgu yaptığı zamanda evrensel akıl henüz daha çocukluk döneminde, henüz akıl bali olmaya doğru yavaş yavaş büyümekteyken, aynı süreç içerisinde iki, irfani epistemoloji olgunluk çağında. Dolayısıyla Kindi ile başlayan evrensel akla vurgu, burhani epistemolojinin doğuşundaki o çocukluk evreleri, ancak Farabi ile birazdan konuşacağız, olgunlaşmaya başlayacak. Ve arada nereden baksanız efendim bir asırlık bir zaman farkı var. Burhani epistemolojinin çocukluk dönemine tekabül eden irfani epistemolojinin bu olgunluk dönemi, Şehristani ve benzeri dinler tarihi yazarlarımızın eserlerine baktığımızda çok doğal olarak bu eserlerde verilen bilgiden hareketle şunu söylememiz mümkün. Antik Yunan'a ait mirasın özellikle hermetik karakterli olanları İslam kültürüne çok daha erken dönemde Şia tasavvuf üzerinden girerken, Aristoteles mantığı, evrensel akıl ve burhani epistemoloji nereden baksanız iki asırlık bir gecikmeyle ancak ortaya çıkabilmiştir. Orta Abbasi dönemi diyebileceğimiz bir dönemde yolculuğuna başlamış olan böyle bir hareketin, yani evrensel aklın, felsefi mirasın doğal olarak karşısında Cabir'in tespitiyle iki önemli muhalif vardı. A önemli bu, irfan, irfani epistemolojiye mensup olanların muhalefeti. Bu doğal karşılanıyor. Bunda sorun yok, bu doğal muhalefet. B, fukahanın, yani fıkıhçıların ve kelamcıların, mütekelliminin muhalefeti. Onun için kendi eserlerinde sıklıkla fukaha ve kelamcıların felsefeye karşı çıkmalarını eleştirir ve neden felsefeye karşı çıkıyorsunuz? Ey din tacirleri tabirini kullanır. Pazarınız mı daraldı? Felsefe sizin dini pazarlamanızın önüne mi geçti? Bundan mı rahatsız oluyorsunuz ifadelerini kullanır. Onun için de Kindi'nin pek çok ifadelerinde sıklıkla adeta karşılaştığımız bu ifade, dini geçim kaynağı, beslenme kaynağı, menfaat kaynağı olarak görenlerin ve değerlendirenlerin aslında dinsiz olduklarını, felsefenin ise dine bu değerini, gerçek değerini vermeye çalıştığını ve doğal olarak dine gerçek değerini vermesi bakımından da felsefenin ve filozofların gerçek dindarlar olduğunu,
fukahanın ve bir kısım kelamcıların iddia ettikleri gibi din ile felsefenin birbirlerine aykırı ve zıt şeyler olmayıp tam tersine aynı şey olduğunu, birazdan Farabi'de de bunu göreceğiz, ısrarla ilk filozofumuz Kindi eserlerinde sıklıkla vurgulamaya çalışır. Vurgulamaya çalışır ve felsefeye olan bu vurgusunun üzerinden haklı olarak Kindi bize der ki, bilgi üç yolla elde edilir. Bir, duyularımızla, mahsusat üzerinden, duyular ile. İki, akıl ile, makulat üzerinden. Üç, peygamber, vahiy ile, din üzerinden elde edilir. Böylece Kindi bu belirlemiş olduğu bilginin kaynaklarından hareket ederek vurgulamak ister ki bunların arasında çelişki söz konusu olamaz. Burada vurguya dikkat edin lütfen. Kindi'nin rolünü, felsefi rolünü de görmek bakımından bu son derece önemli. Duyular ile elde ettiğimiz bilgi akli bilgiye, akli olarak elde ettiğimiz bilgi dini bilgiye asla ters düşemez, çelişik olamaz. Dolayısıyla daha Kindi döneminde dini metinlerin nasıl duyularımız ve makulata, akli olana ters düşmesi durumunda tevil edilmesi gerektiğini, bunu dinin tabiatı ve dili gereği böyle olması gerektiğini, ancak son derece önemli bir hususun altını çizer Kindi, tevilin nas'ın tarihsel bağlamını ve tarihsel bağlama bağlı olarak ortaya çıkan maksadını tahrif etmemesi gerektiğini bir tevil şartı olarak şart koşar. Son derece önemlidir. Yani Kindi'nin tevil tanımını yapmış oldum. Çok son derece önemsediğim bir tanım bu. Dini bir nas, akıl ve duyularla ilgili elde etmiş olduğunuz bilgiyle çelişiyorsa bu tevil edilmelidir. Hani o çok meşhur akıl nakil çeliştiğinde akıl esas alınır, din nakil tevil edilir meselesinde o vurgulanan ifade budur. Tevil edilmelidir. Ancak diyor tevilin meşruiyeti, meşru bir tevil, nas'ın tarihsel olarak nazil olduğu nüzul, sebebi nüzul bağlamını ve bu bağlamda vermek istediği amacını tahrif edecek bir tevil olmamalıdır. Böyle olursa batınilerin yaptığı tevilden bir farkı kalmaz. İşte bu hassasiyeti felsefenin sağlayacağını, felsefenin bunu mümkün kılacağını söyler Kindi. Eserlerinin tamamında bu hususların dikkate alındığını varsaydığımızda Kindi'nin ilk İslam filozofu olarak tam da Halife Memun'un, Mu'tasım'ın, Vasık'ın arzuladığı şekilde iktidarı ve siyaseti ve politikayı ve devleti akıl zemininde kurmaya çalışan, akılla temellendirmek isteyen ve devletin akıl zemininde teşekkül etmiş dindar bir devlet, akıl zemininde müteşekkil bir devletin dindarlığını sağlayan bir dinden ve bir dindarlıktan söz eden duruşundan bahsedebiliriz. Böylece Kindi son derece önemli bir rol üstlenmiş ama erken bir rol olduğu için eserlerindeki felsefi derinlik bakımından ve yeterlilik kifayet açısından daha sonraki eleştirilere maruz kalması anlaşılabilir bir şeydir ve bu tolere de edilmelidir. Ki burada Cabir'in konuyu anlatırken verdiği örneklerde de gördüğümüz üzere vezirin huzurunda bulunan Ebu Haşim el-Cübbayi'nin
Aristoteles'e yazmış olduğu Tasahhuf adlı bir eserden söz ettiğinde Cabir'i Ali Cübbayı iki asır sonra, bir buçuk asır sonraki bir süreçtir. Mutezili alim ve geldiği tarihsel ortam itibariyle önemli ölçüde ilerleyen zamanlara mensup bir zattır. Onun eserindeki Aristoteles eleştirilerinin bile sathiliği, yüzeysizliği, yetersizliği diyor dikkate alınırsa Cabir'i, Aristoteles'in Burhani epistemolojinin Müslüman gelenekte algılanması, kabullenilmesi, hak ettiği konuma gelmesi ancak işte 4. asrın ortalarına doğru Farabi ile vesaire başlamış olacak ki bu son derece geç bir dönemdir. Karşılaşmış olduğu muhalefetleri vesaireyi de dikkate alırsak Burhani epistemolojinin geç gelen bir çocuk, zor büyüyen, zor koşullarda büyüyen bir çocuk, ergenliğinden sonra da başından belaların bir türlü eksik olmadığı bir çocuk olarak, bir genç olarak yolculuğunu devam ettirecek ve sürekli yabancı muamelesi görecek bir olgudan söz ediyoruz demektir. Böylece kindi ile başlayan İslam dünyasındaki dinin yorumlanmasında aklın rolünün, evrensel aklın rolünün, Aristoteles mantığının hem burhan olarak hem kategoriler, analitikler olarak tercümelerinin yapılması ve bunların da İslami ilimlerin teşekkülünde bir zemin olarak görülmesi kolay gerçekleşmiş bir süreç olarak karşımızda duruyor. Doğal olarak Cabir'i Farabi'ye atıfta bulunur. Diyebilirsiniz ki neden Kindi'den direkt Farabi'ye bir geçiş var? Aradaki duruş farkı çok net olduğundan. Kindi'de siyaset uğruna bir felsefenin ve rasyonalizmin temsili varken Farabi'de felsefenin siyasetin hizmetinde olması. Daha net karşılaştıralım. Kindi versus Farabi yapalım. Daha net karşılaştıralım. Kindi'de zirvede bir devlet var. Zirvede bir devlet. Güçlü bir devlet var. İktidar çok sağlam, çok güçlü bir devlet var. Büyük bir kültür ve medeniyetin temsilini yapan güçlü bir devletin filozof bir devlet adamı Kindi. Farabi'ye geliyoruz. Parçalanmış bir devlet. Paramparça olmuş bir devlet var. Her biri birbirleriyle savaşıyor. Hakile yeksan olmuş. Burada bir bütünlük, burada bir parçalanmışlık var. Burada bütünlüğü koruma çabası, burada parçaları birleştirme çabası var. Dolayısıyla konu Kindi olduğunda tarihsel zeminle Farabi olduğunda tarihsel zemin aynı değil. Onun için Farabi Aristoteles felsefesini, mantığı, İslam geleneğindeki hak ettiği konuma gerçekten yerleştirecek ve muallim-i sani ünvanını almayı alnının teriyle hak edecek önemli bir isimdir. Bu itibarla Farabi'nin felsefi eserlerinde El-Medinetul Fadile, Erdemli Şehir, El-Milletul Fadile, Erdemli Din, bunlar
tamamen parçalanmış, bölünmüş, yok olmaya doğru giden İslam dünyasının nasıl birleştirilerek yeniden bir bütün haline dönüşebilmesine ilişkin projelerdir. Bu itibarla Cabiri haklı olarak bu eserinde, bu bölümde bize Farabi'den söz ederken, Farabi felsefesini şöyle ilişkilendirir. Der ki, Farabi'nin felsefesinde ontoloji, teoloji ve siyaset, politika birbirleriyle tam anlamında ilişki ve uyum içindedir. Farabi Tanrı'nın ilk olmak bakımından, o detaylara Kindi'de de girmedim, burada da girmeyeceğim, çok zamanımızı alacağından kaygılandığım için doğal olarak. Buradan sudur etmesi, buradan feyz etmesi, dikkat buyurunuz, Tanrı vahdeti ifade eder. Sudur ve feyz kesreti. Farabi felsefesinde kesret, İslam dünyasındaki parçalanmışlığın adeta bir değerlendirmesi olarak, kesret yeniden vahdete irca olunabildiğinde zararsızdır. Onun için El-Medinetül Fazıla'da, El-Mille Fazıla'da Farabi'nin vurgulamak istediği felsefe, parçalanmışlığın vahdete ircasının mümkün oluşuyla ilgilidir. Ve bütün çabası parçalanmış İslam dünyasını yeniden vahdete kavuşturmaktır. Çünkü ne kadar çok olursa olsun kesret, çokluk diyarı, çokluk, varlık, alem, özünde nedir? Özünde nedir? Vahdettir. Öyleyse bu vahdet, bu sudur, bu feyiz vahdetle çelişmemelidir. Vahdete ters düşmemelidir. Bu itibarla Farabi'de felsefe dine, din felsefeye ters düşemez. Bu manada bir birliktelikleri olmak zorundadır. Ve böylece Farabi yazmış olduğu eserlerinde, hemen hemen tüm eserlerinde böyle bir birliği hedefler, böyle bir birliğe ulaşmayı amaçlar. Ve felsefeyi, mantığı, ki inşallah ben bu mantık derslerimizi bitirdikten sonra onun Risale-i Mantık'ını ve Kitab-ül Huruf'unu sizlerle birlikte okumayı düşünüyorum kısmet olursa, Farabi okumalarımızda orada da bunları daha farklı detaylarla konuşma imkanımız olacak inşallah. Bu itibarla baktığımızda Farabi tam anlamıyla felsefenin kurtarıcı rolünü temsil eden muallimi sahibidir. Kindi'de felsefe bir destektir, bir payandadır. Devlete bir destek sağlamaya çalışır. Beyanı güçlendirmeye çalışır. Bunu yazalım. Kindi ve felsefe dediğimizde, felsefe beyani epistemolojiyi ve devleti güçlendirme faaliyetidir. Farabi'ye geldiğimizde burhani epistemoloji beyanı güçlendirmek değil, Cabir'in haklı ifadesiyle beyanı aşmaktır. Beyanı epistemolojiyi aşmaktır. Beyanı epistemolojiyi aşmak, irfani epistemolojiyi burhanın sonucu kılmaktır. Bunun üzerinde duracağım. Burhanın sonucu kılmak.
Onun için kindi var gücüyle irfan karşıtıdır. Farabi bir irfan karşıtı değildir. Zaten sudur da irfancıların söylediği şeye benzeyen bir şeydir. İrfana karşı değil. Farabi'nin amacı beyanı aşmak, Burhan'ı irfanın temeline koymak ve irfanı Burhan ile temellendirmektir. Ki burada bütünüyle Farabi'ye katıldığımı ve Farabi gibi düşündüğümü söylemeliyim. Dolayısıyla değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, tam da burada Farabi ile birlikte Burhani epistemolojinin dinin yorumlanmasını, siyaseti, ahlakı, felsefenin çatısı altında birleştirme çabasıdır. Onun için Farabi'de felsefe çatıdır. Bu son derece önemli bir şeydir. Peki ne kadar gerçekleştirilmişi önümüzdeki okumalarda konuşacağız zaten. Bu ne kadar gerçekleşti? Ama duruş itibariyle böyledir. Şimdi tam da burada Cabir-i Merhum'un bu bölümde son derece önemli olarak vurguladığı, altını çizdiği bir hususa müsaadenizle işaret edeceğim ve yavaş yavaş toparlamaya çalışacağım. Yeterince uzattığımın farkındayım. Beni hoş görün lütfen. Diyor ki, bunu dikkatinizi çekmesi açısından not diye belirleyelim. Bunu derslerde de çok yapıyorum. Öğrencilerin dikkatini çeksin diye not yazdırıyorum. Not. Cabir-i Merhum çok son derece önemli, hayran olduğum bir tespitte benzetmede bulunur. Der ki, cahiliye Arapları putları yüce ilaha ulaşmada vesile yapıyorlardı. Buraya dikkatinizi istirham ediyorum. Cahiliye Arapları putları, hani ayette var ya Kur'an'da, biz onlara, onlar bizi yüce ilaha, müteal olana, hermetik bir ifade, yüce ilaha ulaştırsın diye onlara tapıyoruz. Biz de biliyoruz onlar taştır, puttur, işte efendim ağaçtır diyorlardı. Cabir-i Merhum diyor ki, işte cahiliye Araplarının bu tavırları, bu avami ham hermetik tavır, akli gayrimakul diye daha önce konuştuğumuz durum bu. Akli gayrimakul durum. İşte diyor Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam vahiy ile, dini makulle, vahiy ile bu ham avami hermesçilikle mücadele et. Kur'an, cahiliyenin bu ham, iptidai durumda, avami seviyedeki hermesçi zihniyetiyle mücadele Halife Me'mun, tabii Halife Memun doğal olarak Cabir'i çok seviyor. Bu aydın halife diye tabir ediyor. Ben aynı kanaatı paylaşmadığımın altını çizeyim. Halife Memun da diyor, olgunlaşmış hermesçilik, irfan,
irfan ile olgunlaşmış, onun tabiriyle alim düzeyinde, alim düzeyinde olgunlaşmış irfan ile mücadelede işte burhanı Aristoteles'i kullanarak mücadele etmiştir. Bu iki mücadele birbirine benziyor. Birisi iptidai durumda cahiliye toplumunun hermetik inançları, Kur'an bununla mücadele etti. İkincisi Halife Memun zamanında, ikinci asrın sonlarına doğru başlayan bu mücadelede olgunlaşmış irfanla, hermetik gelenekle, atıl akılla, kadim mirasla mücadele etti. Peki böyle bir mücadelede, böyle bir mücadelede filozoflarımız kendilerine düşen görevleri tercümeler üzerinden bile olsa yerine getirdiler mi? Evet. Yerine getirdiler. Ruhları şad olsun. Önemli işler yaptılar. Ve bu önemli işler yapılmış olması beraberinde yeni bir epistemolojinin İslam kültür tarihinde ve Müslüman aklın bilgiye erişip ulaşmasında bir üçüncü yol imkanını önlerine koydu. Ve böylece karşımıza daha önceki derslerimizde de üzerinde durduğum üçlü bir akıl, üçlü bir bilgi elde etme zemini ortaya çıktı. Bu üçlü bilgi elde etme zeminini biraz huzurlarımızda tablolaştırarak bugünkü konuya son vermek istiyorum. Önümüzdeki inşallah okumada bu üç temelin krizlerinden ve onların nasıl temellendirilmesi gerektiğinden söz edeceğiz ki son derece önemli bir konuyu inşallah ele alacağız. Sağlıkla, afiyetle birlikte inşallah. Beyani epistemolojinin şöyle bir oval çizelim. Beyani epistemoloji şöyle de bir oval çizelim. Bu da irfani epistemoloji olsun. Evet, bu da irfani epistemolojimiz. Değerli izleyenler, neden böyle kesişmeli bir tablo çizdim? Şunun için, irfani epistemoloji ile beyan epistemolojinin ortak oldukları alanlar vardır ve bunun en önemlisi de vahiydir. Her ikisi de vahiyi dikkate alıyor. Yani beyani epistemolojinin bilgi üretmedeki temel kaynağı da vahiydir. İrfani epistemolojinin bilgi üretmedeki temel kaynağı da vahiydir. Peki bu aradaki şu farklar, buralar neden fark arz ediyor? Bunlar neden fark ediyor? Çünkü beyani epistemoloji dili esas alıyor, irfani epistemoloji kalbi, keşfi esas alıyor. Peki. Burada burhani epistemoloji nerede duruyor? Yani burada burhani epistemolojiyi böyle bir tabloda nereye koymak makuldür? Nereye koyabiliriz? Önümüzdeki ders daha detaylı bir biçimde bu hususun üzerinde duracağım ama ona da bir mukaddime olması bakımından bu dersimizin sonunda bunu söylemeden geçemeyeceğim. Nerede tam olarak duruyor burada burhani epistemoloji?
Şimdi ortak alanları vahiydir dedik. Ortak alanları vahiydir. Peki burhani epistemolojide vahiy herhangi bir şeye tekabül eder mi? Hayır. Bütün filozoflarımızın eserlerini Kindi'den İbn Rüşd'e kadar okuyalım. Hepsi sahih din ile felsefe arasında bir aykırılık olmadığını, bir uzlaşı olduğunu, aynı şeylere vurgu yaptıklarını, sonuçları itibariyle aynı şey olduğuna vurgu yaparlar. Ama burhani epistemolojinin bilgi kaynağı akıldır. Bu iki epistemolojinin ortak alanı vahiydir. Çünkü ikisi de vahiy dikkate alıyor. Bilgiyi buradan üretiyor. Ama şuraya çizelim. Burhani epistemoloji bilgi kaynağı akıldır. Bilgi kaynağı akıldır. Şimdi bütün bu dersimizin başından itibaren Cabir-i merhumun da vurgulamak istediği husus sevgili izleyenler, tam olarak işte bu benim resmetmeye çalıştığım durumdu. Burada ayrıca duran, bilgiye çok farklı bir zeminden yaklaşan, farklı bir zemin üzerinden bilgi elde ettiğini ve hatta bu bilginin Farabi'nin metinlerinde, Kindi'nin metinlerinde de görüyoruz. Bu bilginin hem kendi haklılığımız hem de muhaliflerin haksızlığının bir göstergesi olan bir zeminden söz ediyoruz. Yani onun için mantıktan söz ederken hem Farabi hem Kindi hem diğerleri ne olarak bunu söylerler? Mantık bize sahip olduğumuz düşüncelerimizin doğruluğunu garanti ettiği gibi muhalif olduğumuz düşüncelerin de yanlışlığını garanti eder. Ve böylece mantık sadece bize haklı olduğumuzu değil, muhaliflerimizin haksız olduğunu da gösterir. Bu bakımdan son derece önemli bir ölçüdür. O halde Halife Memun rüya gördü, bunu yanıma çekeyim, beyani epistemolojiyi güçlendireyim, İrfan'ın canına okuyayım istedi. Fakat pek durum öyle olmayacak. Önümüzdeki okumada göreceğiz. Durum öyle olmayacak. Çünkü İrfan da bundan yararlanmak isteyecek. İrfani metinlerimizi okuyacağız. Hikmetül İşrak okuduğumuzda göreceğiz. Ya da benzer başka metinlerde de bunları göreceğiz. Ne oldu? İrfan da ondan yararlanmak isteyecek. Böyle olunca ikisinden ayrı duran ve her ikisinde yararlanabileceği bir alan gibi duran burhani epistemoloji biraz geleneğimizde ne İsa'ya ne Musa'ya tabirine benzer bir muameleye maruz kalarak ne tam oradan ne tam oradan olabilmiş ne de tam müstakil olabilmiş bir alan olarak bunu konuşacağız, çok konuşacağız inşallah kısmet olursa. Böylelikle burhani epistemoloji tam da mantığın ve organonun kelime anlamıyla da uyumlu bir biçimde bir alet olmak üzere tam bir araç, tam bir alet. Kim iyi kullanırsa ona destek olan bir alet gibi duruyor. İşte beyan ne kadar ona sahip çıktı
İrfan ona ne kadar sahip çıktı? Ya da kendi başına burhani epistemoloji ne kadar bir varlık gösterdi? Bunlar sonraki inşallah derslerimizin konusu olacak. Böylelikle geleneğimizde çok erken dönem başlayan tercümelerin sonucunda Halife Memun'la Abbasi, Orta Abbasi dönem itibariyle çok önemli efendim bir ivme kazanan tercümelerin Aristoteles mantığının ve Yunan felsefesinin İslam kültürüyle buluşması ve tercümeleri kültürümüzde yeni bir akla daha sahip olmamızı mümkün kılmıştır. İyi ki de böyle bir akla sahip olduğumuz düşünüyorum. Son derece efendim şanslı bir kültüre mensup olduğumuz kanaatindeyim. Ve bunlar için onlara vesile olanlara minnettar olduğumu, makamlarının cennet olması için dua ettiğimi de belirtmek istiyorum. Evet, burada ayrıca bir kenara çizdiğimiz burhani epistemoloji, işte bu tarihsel koşullarda böyle bir bağlamda, böyle bir amacı gerçekleştirmek üzere İslam kültüründe doğmuş oldu değerli izleyenler. Bu doğum nasıl devam edecek, nasıl gelişecek, nerelere erişebilecek, ne kadar yaşayabilecek bunları inşallah devam eden okumalarımızda ve derslerimizde sizlerle paylaşmaya ve sizlere Cabiri merhumun eserlerinden hareketle arz etmeye gayret sarf edeceğim. Bir sonraki Cabiri okumalarımızda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz efendim. Sağlıklıkla, afiyetle kalınız.